kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir hikaye seçtik. Şakacı Çakal ve Aslan. Bakalım nasıl bir hikayeymiş bu? Başlayalım mı Darukcuğum? Başlayalım dedi. O zaman şimdi bu güzel hikayeyi sizler için okuyoruz. Uzaklarda bir ormanda çok güçlü bir aslan kral yaşarmış. Güçlüymüş güçlü olmasına ama pek de tembelmiş. Kral o kadar tembelmiş ki banyosunu piller yaptırırmış. Yemeğini kurtlara hazırlatırmış. Kürkünü de kirpilere taratırmış. Aslan korkuyla yerinden sıçramış. Daha önce böyle bir ses hiç duymamış. Aslan bu sesi hiç duymamış ama aslında çok da sıradan bir inek sesiymiş. Meğer aslan o kadar uzun zamandır ormanından dışarı çıkmamış ki inekleri bile bilmiyormuş. Sesi tekrar duyduğunda korkuyla kapıya çıkmış ve karşısında veziri Çakal'ı görmüş. Çakal kralın korktuğunu anlamış ve kendini güçlü göstermek istemiş. Kralım izin verin de bu sesin sahibi canavarı yakalayayım demiş. Kral Çakal'ın cesaretinden etkilenmiş ve onu hemen bu zorlu göreve yollamış. Çakal ormanı geçer geçmez sesin sahibi ineği bulmuş. Meğer inek bir çukura düştüğü için ayağını sakatlamış ve canı acıyormuş. Çakal hemen ineğe yardım etmiş ve onu çukurdan çıkarmış. Çakal ineğe demiş ki, "Kralımız senin sesini çok beğendi. Sana ne derse desin, ona bu güzel sesle cevap ver." İnek bir kez daha "Mööö" demiş. "Ha işte böyle." demiş Çakal ve ineği kralın huzuruna çıkarmış. Çakal kralın kulağına fısıldamış. "Kralım, buraya getirirken biraz güreştik. Yanlışlıkla sakatladım onu. Kusura bakmayın." demiş. "Hala biraz vahşi. Size saldırabilir. Dikkat edin." Kral ineğe adını sormuş. İnek çakalın tavsiyesine uyup "Mööö" demiş. Kral korkmuş. Kral artık çakal olmadan bir yere gitmek istemediğini söylemiş ve çakalı kendi koruması yapmış. Çakalın bir de bilge bir kardeşi varmış. Her şeyi doğru yapmak için elinden geleni yaparmış bu kardeş. Çakal kardeşine hikayesini gülerek anlatmış ama kardeşi hiç gülmemiş. "Bu işin sonu güzel olmaz kardeşim." demiş. "Keşke herkese doğruyu söyleseydin." Anne. Çakal kardeşinin dediklerini umursamamış. Kralın koruması olarak gününü geçirmek çok keyifliymiş. Tıpkı krala olduğu gibi yemeğini kurtlar hazırlıyor, banyosunu filler yaptırıyor ve kürkünü kirpiler tarıyormuş. Bir gün çakalın kardeşi aslanın ininin önüne gelmiş. İneği bir satranç oyununa davet etmiş. Meğer satranç aslanın en sevdiği oyunmuş. Aslan merakına yenik düşüp dışarı çıkmış ve çakalın kardeşiyle ineğin oyununu izlemeye başlamış. Aslan ineği tanıdıkça onu çok sevmiş ve çakal tarafından oyuna getirildiğini anlamış. Aslan çakalı karşısına alıp konuşunca çakal özür dilemiş. Bunun sadece bir oyun olduğunu ve pişman olduğunu söylemiş. "Beni affetmeniz için elimden ne geliyorsa yaparım." demiş. Kral düşünmüş. Yeni arkadaşı ineğin çok iyi ağırlanmasını istiyormuş. Bir gün boyunca çakal ineği beslemiş, onu yıkamış ve tüylerini taramış. Kral ve inek çok iyi arkadaş olup satranç oynamışlar. Çakalsa artık hep doğruyu söylemiş. Hikayemiz burada bitti arkadaşlar.
çok güzel bir hikayeydi. Ben çok beğendim. Doruk'cum sen de beğendin mi? Beğendim. Evet, ne olursa olsun hiç kimseye yalan söylemiyoruz. Her zaman doğruyu söylüyoruz. Tamam mı Doruk? Tamam. Arkadaşlar sizlerin de tamam dediğinizi duyar gibiyim. O zaman anlaştık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.